Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk olana değil, ne mutlu Türk'üm diyene. Hangi manada? Millet manasında. Etnik kökeni ne olursa olsun, hiç problem değil. Ama ben Türk milletindenim diyebilmek mutluluk olmalı. Amerikalılara o nedenle bayılıyorum. Ben Amerikalıyım diyor. Yo, aslında bakıyorsunuz İspanyol, Meksikalı, Portekizli, Çek, Alman, hatta İngiliz, İskoç, İrlandalı. Kökeni öyle, etnik kökeni. Ama ben Amerikalıyım diyor onurla, gururla. Canlarım, bu güzel bir şey. Millet olma duygusu güzel bir şey. Ulus devlet yıkılmadı, yıkılmayacak. Hele liberal düşünceye sahip bütün diğer milletlerin ulusal değerlerine saygı duyan bir ulus devlet modeli dünyanın geleceği. O zaman zaten dünyalı olmuş oluyorsunuz. Bakın, Avrupa Birliği harikulade bir ortaklık bana göre. İngilizler çıkacaklarmış. Ben olsam Avrupalıların yerine çıkın gidin derim. Hiç oralı bile olmam. Neden? Çünkü biliyor musunuz? İngiltere zaten bir ada devleti. Birliğe zaten uymuyor. Ama Avrupa Birliği ülkeleri içinde herkes birbirinin milli devlet olma değerini kabul etmiş. İngilizler bunu zaten kabul etmiyorlardı. Kabul etmedikten sonra bir ulus devlet kendisini diğer ulus devletlerden çok üstün görüyor, onları aşağılıyorsa zaten orada birlik mümkün değil. O nedenle diyorum ki çok istiyorum. Avrupa Birliği üyesi olmak istiyorum. Avrupa Birliği üyesi ülkelerle aramızda gümrük duvarlarının tamamen kalkmasını istiyorum. Gümrük kapıları olmasın diyorum. Dileyen dilediği zaman dilediği ülkeye gitsin, gerekirse iş arasın, gerekirse seyahat etsin, gerekirse ev alsın. Ama hiç kimse, hiçbir devletin yetkilisi ya da medyası ya da siyasetçileri kendi ülkelerinde gelip özgürce ticaret yapan, eğitim gören, sağlık hizmeti alan, hayatını yaşayanlara kem gözle bakmasın. Şimdi diyeceksiniz ki peki sen neden Suriyelilere böyle karşı çıkıyorsun? Suriye ile Türkiye bir birlik mi? Ben birlikten söz ediyorum. Türkiye ile Suriye'nin birlik olması mümkün değil. Ama Atatürk'ün muasır medeniyetleri hedef olarak gösterdiği Türkler çok değil, daha yakın bir zamana öncesine kadar Avrupa Birliği üyesi olmak için can atıyorlardı. Her 100 kişiden 76'sı Avrupa Birliği üyesi bir ülke olmalıyız diyordu. Kendini hazır hissediyordu. Ama AKP zihniyeti geldikten sonra insanlarımız giderek yavaş yavaş, hani kurbağayı alttan yavaş yavaş ısıtarak uyutma gibi uyuttular insanlarımızı. Avrupa kültürünün yerini Arap kültürüne terk ettirmek için her şeyi yaptılar. Yalan mı sahi mi bilmiyorum. Eğer doğruysa bir felaket. Tarih dersleri, felsefe dersleri seçmeli. Hatta matematik dersi seçmeli. Ama din dersi zorunlu oluyormuş. Yeni dönem öyle başlıyor. Mesajlar geliyor. İnanamadım, inanmak istemiyorum. Eğer böyle bir şey varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk ilke ve inkılaplarından, bilimden uzaklaştırılıyor. Din devletine doğru sürükleniyor demektir ki bu kabul edilemez. Kabul edilmesi mümkün değil. Canlarım, neyse konum o değil. Bugün size Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yani bu devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten ve asker arkadaşlarından, en çok da İsmet İnönü'den nefret ediyor. Bunu, yani ben bunu böyle söyleme özgürlüğüne sahibim. İsmet Paşa için o kadar ağır laflar ediyor ki, etti ki. Mustafa Kemal için en olmayacak, en kabul edilemeyecek, en büyük iftiraları atan Kadir isimli o
müptezeli devletin sarayında, devletin evinde yahut da diyelim hadi saray demeyelim evinde sağ yanında konuk etti. Kim etti? Halen Cumhurbaşkanlığı görevini yapan Recep Tayyip Erdoğan. Ve bugüne kadar bir gün olsun o müptezel Kadir'in Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı deyişine karşı çıkmadı. Bu çok büyük bir çılgınlıktır. Büyük bir gaflettir demedi, diyemedi. Demek ki Mustafa Kemal'in nefret etmesinin sebeplerinden birisi de o dostlarıyla olan yakınlığıydı. Ama bugün bu 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde atamızın huzuruna çıktı ve deftere öyle güzel şeyler yazdı ki alenen o büyük insanın karşısında diz çöktü. Kendisinden nefret eden bir cumhurbaşkanına diz çöktüren Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygıyla bir kez daha eğiliyorum. Ve hepimiz eğilmeliyiz. Hepimiz eğilmeliyiz. Diyeceksiniz ki Recep Tayyip Erdoğan bu. Pragmatist birisi. Bugün işine öyle geldiği için o deftere bugün öyle yazdı. Oradan çıktıktan sonra hatta onu yazarken bile kafasının, kalbinin her tarafında Atatürk'ümüze olan nefreti hüküm sürüyordu. İnsanların duygularını, düşüncelerini engelleyemeyiz. Engellememiz mümkün değil. Ama demokratik hakkımızı, hukuk hakkımızı kullanarak eylemlerini engelleyebiliriz. Eylemleri demokratik, layık, sosyal hukuk devletini yıkmaya yönelikse bunun önüne geçmeye yasal olarak, anayasal olarak hakkımız var. Bu yanlışını, bu hatasını, bu siyasi gafletini halkımıza anlatabilir, halkımızla paylaşabiliriz. Bakınız, bakınız Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına, saygısına nasıl saygı duyuyor? Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen ve bize emanetiniz olan Cumhuriyeti canımız pahasını korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun. Siz diye başlıyor, sen diye bitiriyor. Problem değil. Mustafa Kemal Atatürk'ten söz ederken bence en doğrusu ona sen diye hitap etmektir. Evet, çünkü o böyle olmasını isterdi. Benim canlarım, benim güzellerim. Yurtta sulh, cihanda sulh diyen büyük önderin ilkelerini, inkılaplarını hiçe sayan, eğitim sistemini Atatürk'ümüzün gönlündeki ve beynindeki eğitim sisteminin tamamen dışına çıkaran bir cumhurbaşkanı ülkenin bekasından söz ediyor. Oysa Atatürk ne demişti? Büyük önderimiz demişti ki, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu cümlenin bir vasiyet olduğunu bir türlü anlayamamış bir cumhurbaşkanı var Türkiye Cumhuriyeti'nin başında. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet sonsuza kadar bağımsız ve hür kalabileceğini düşünemeyen biri var Türkiye Cumhuriyeti'nin başında. Ve bu kişi cumhurbaşkanı. Yani ilelebet payidar kalmamızı garanti etmesi gereken kişi. Ama güveni yok. Güvenemiyor. Neden? Ordusuna güvenemiyor. Sürekli beka meselesinden bahsediyor. Ordusuna o kadar güvenemiyor ki olası bir düşman saldırısı karşısında cumhuriyetimizin biteceğinden, düşeceğinden şüphe ediyor. Kimdir? Belki de şüphe de etmiyor. Bundan emin. Öyle ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi ve iktisadi ve askeri gücünü ondan daha iyi hangimiz bilebiliriz ki? Ve hedefine bakar mısınız? Sadece 2023. Hedef sadece 2023. Yani bir kez daha seçilebilmek. Bir kez daha seçilebilmek. Bitti.
o ihtimal sıfır. Ha, Esad tarzı, Saddam tarzı bir seçim sistemi getirilir. Bütün muhalefet partilerine siyaset yapmak yasaklanırsa, ki bunlardan bir tanesi HDP siyaset dünyasından çekilmeye zorlanmakta, baskılanmakta. Halk tarafından seçilen belediye başkanları kanunlara dayanarak, hukuka değil, kanunlara dayanarak, ki kanunları da kendileri yapıyor biliyorsunuz, siyasetin dışına itilmekte. Canlarım benim, benim güzellerim. Ama bugün Atatürk'ümüzün huzurunda diz çökmesi benim geleceğe olan umutlarımı daha da arttırdı. Bugünkü diz çöküş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 12. Cumhurbaşkanı'nın, 1. Cumhurbaşkanı, Başkomutan, Başbakan ve Meclis Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde diz çökmesi göğsümü kabarttı. Beni onurlandırdı. Bir bakıma tükürdüklerinin hepsini yaladı yani. O büyük insandan bütün dünya huzurunda, dünyanın gözleri önünde özür diledi. Sen en büyüksün dedi. Sen hepimizin en büyüğüsün dedi. Oysa yanı başına oturttuğu insanlar Mustafa Kemal Atatürk'ten Kemal diyorlar. Muhterem annesine olmadık iftiralar atıyorlardı. Ve o büyük kurtuluş savaşımızı bugün 30 Ağustos 1922'de kazandığımız, kesinleşen o büyük zaferimiz için keşke Kemal'in orduları kazanacağına, keşke Yunan orduları kazansaydı diyen adamı kanatlarının altına alan bir cumhurbaşkanı bugün Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün önünde diz çekiyor. Ne mutlu bizlere, hepimize, herkese. Canlarım benim, sakın enseyi karartmayın. Mustafa Kemal yattığı kabrinde bile kendisinden nefret eden ve demokrasinin erdemi sayesinde o noktaya gelmiş ve her an gitme ihtimali olan bir cumhurbaşkanına diz çöktürecek kadar güçlü. Canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. 17'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.